Müsilaj balık satışlarını etkiledi. İnsanlarımız maalesef şu süreçte balık almıyor, tüketmiyorlar. Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajdan en çok balıkçılar etkilendi. Marmara'da yoğun olan müsilaj Yalova'da balık satışlarını etkiledi. Balıkçılar ise müsilajın balıklara hiçbir zararının olmadığını söylüyor. Deniz salyası olarak da adlandırılan müsilaj balıkçı ağlarına zarar vererek avcılığa zora soktu. Yani maalesef balık satışlarını çok etkiledi. Yani televizyonda yanlış bir bilgilendirme var işte. Tamam müsilaj denizi kirletti ama balıklara bir zararı yok. Sadece avcılığı da biraz zorlaştırdı yani. Vatandaşlarsa müsilaj nedeniyle balık almaktan kaçınması esnafın işlerini durma noktasına getirdi. Kesinlikle ya. Ben de çoluk çocuk ve torun sahibiyim. Ben torunlarıma yediriyorum. Çocuk bira kendime hadi geçti. Riks alıyorum. Torunlarıma yediriyorum. Şu kadar şubem olsa torunuma yedirir mi? Vatandaşlarda yanlış bir algı oluştuğunu belirten esnaflar herkesin gönül rahatıyla balık tüketebileceğini söyledi. Evet, yiyoruz. Sizce müsilaj balıkları etkilemiş midir? Bence etkilemedi. Müsilajın sadece avlanmayı zorlaştırdığını ifade eden balıkçılar sürekli denetimlerin yapıldığına da vurgu yaptı. Bir sıkıntı olsa devlet yasaklar, balık satışını yasaklar, bizi kapattırır. Ya bir sıkıntı yok, herhangi bir sıkıntı yok. Biz her gün balık tüketiyoruz. Yani vatandaşı da öneriyoruz, bir sıkıntı olmaz. Balıkçılar vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebileceğini ifade etti. Kesinlikle gelip alabilirler çünkü herhangi bir yani sorun yok yani. Çünkü balık protein içeriklidir ve insan vücuduna yararlı bir şeydir yani. Yani bence gelmemeleri hata. Sıfır su vermiyor. Tam para karşılayacak. Ağırlık.